Erman Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür iyi. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Erman Bey, kriyoteknik olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, en önemlisi hizmet kalitesi, firmanın ayrıcalıkları, bunların tamamından bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncesinde izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Erman Tütüncü kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet, ben makine mühendisiyim. Daha önce yurt dışında bazı projelerde çalıştık. Ondan sonra işte 2009 yılında Türkiye'ye geldik, döndüm, dönüş yaptım. Ondan sonra bu sektörde işte daha önce başka ortaklarımız vardı. Ortaklarımızla birlikte bu sektörde hizmet vermeye başladık. Evet. 2009'da daha küçük bir yerde, Manisa küçük sanayi bölgesinde bir şeyde, fabrikada çalışıyorduk. Daha küçük bir şeyde çalışıyorduk. Ondan sonra 2014 yılına kadar ortaklığa devam ettik. 2014 yılından sonra burada işte 1500 metrekare kapalı alanımızda hizmet vermeye başladık. Diğer arkadaşlarla ayrıldık. Burada şu anda işte kriyoteknik olarak basınçlı kapları imal ediyoruz. Kriyojenik tankları imal ediyoruz özellikle. Yani kriyojenik tankları imal edip işte yurt dışına, yurt içine hizmet veriyoruz. Evet, aslında makine mühendisisiniz. Evet, bu sektörde daha önce farklı yerlerde de çalıştınız. Evet. Şu anda da tek başınıza firma sahibi olarak Turgutlu'da hizmet veriyorsunuz. Peki efendim, firmada verilen hizmet ve hizmet kalitesi hakkında biraz daha bilgi alabilir miyiz sizden? Ya firmamız Avrupa standartlarına uygun imalat yapmakta zaten. Yani kalite belgelerimiz var. Ayrıca Avrupa standartlarına uygun dediğimizin şeyi şu, tanklarımızın hepsi C ve P'li. Yani Avrupa Birliği basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine uygun imal ediyoruz. Dünyanın her tarafına ihraç ediyoruz. Hı hı. Müşterimizin isteğine göre değişik kapasitelerde, değişik basınçlarda hepsini yapabiliyoruz. Evet. Yani zaten burada design ofisimizde imal şeyleri, dizaynlarımızı ve hesaplamalarımızı, çizimlerimizi hepsini kendi bünyemizde yapıyoruz. Hı hı. İmalatımızın da %95'i kendi bünyemizde yapılıyor. Evet. Bu şekilde tüm dünyaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani burada bir tank üretimi söz konusu. Peki bu tanklar hangi alanlarda kullanılıyor? Hangi sektörlerde kullanılıyor? Şu anda bizim tanklarımızın en yoğun kullanıldığı sektör hastane, sağlık sektörü. Hı hı. Biz sıvı, yani kriyojenin açılımı şöyle, yani kriyojenik daha çok şu anda en yoğun olarak sıvı oksijen depolama tankı olarak satış yapıyoruz. Sıvı oksijen depolama tankı satışı ve sağlık sektöründe. Ama bu sadece sağlık sektörü değil, bütün sektörlere hizmet veriyoruz. Evet. Yani demir çelik sektöründen ondan sonra akaryakıta LNG olarak ya da LPG olarak, hı-hı, gıda sektörüne azotla işte MAP, yani bu bizim vakumlu şey dediğimiz onlarda kullanılan, ya da karbondioksitle işte MAP dediğimiz karbondioksit tanklarında, yani aklınıza gelebilecek bütün sektörlere hizmet veriyoruz. Evet. Ama ağırlıklı olarak hastane grubu. Şu anda pandemiden dolayı, hı hı, son bir seneden beri, evet, çok fazla oksijen tankı talebimiz var. Evet. Onları karşılamaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Peki efendim, hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir Erman Bey? Yani öncelikle müşteri memnuniyeti. Hı hı. Müşterimizin isteklerine tam ve doğru cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Müşterinin isteklerini öğrenip, hani algılayıp bunları tam ve doğru şekilde, isteğine uygun şekilde ürün sunmaya çalışıyoruz. Evet. Termin süreleri de tabii ki çok önemli. Tabii ki. Ürünü zamanında yetiştirip zamanında eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde teslim edebilmek. Koşulsuz %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Doğrudur. Firma olarak ayrıcalıklarınız nelerdir? Sektörde yalnız değilsiniz elbette ki, sizin gibi hizmet veren yerli ufaklı da olsa birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle kriyoteknik tercih edilmedi? Yani biz daha çok hani standart üretim değil, müşteri odaklı. Müşterimizin yani tabii standart imalatlarımız da var ama, hı hı, müşterinin isteğine birebir cevap veren ürünlerle müşterimize cevap veriyoruz yani. Evet. Ondan dolayı daha butik çalışıyoruz. Evet, daha butik çalışıyoruz. Evet. Daha fabrikasyonda daha butik çalışıyoruz. Ondan da butik ürün, yani standart ürün istemeyenler mutlaka, evet, bizi buluyorlar. Evet. Yani sunmuş olduğunuz, gerek ürün kalitesi olsun, gerekse hizmet kalitesi olsun, her zaman arkasında olduğunuz için tabii ki tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Erman Bey, kriyoteknik olarak yılların vermiş olduğu bu bilgi birikimle, bu tecrübeyle birlikte önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz nedir sektörle alakalı? Yani biz tabii ki hedeflerimiz var. Bir Ar-Ge çalışmalarımız oluyor. Hedeflerimiz bu Ar-Ge çalışmaları ışığında sektörde dünya çapında bir markalaşmak istiyoruz. Evet. Markalaşmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz bu şekilde devam ediyor. Evet.
Tabii ki her firma ve firma sahibinin arzusu hayalidir. Global bir marka olmak, hatırı sayılır bir firma olarak dünya çapında markalaşmak. Ama en önemlisi bugünkü verilen gerek hizmet kalitesi olsun, gerekse ürün kalitesi olsun, bunlardan ödün vermeden sektörde de devam edebilmek çok çok önemli. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize, özellikle de sektörünüze ihtiyacı olan izleyicilerimize Kryo Teknik olarak neler aktarmak istersiniz? Öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Tabii ki. Ya biz yılların verdiği birikimle burada hizmet vermeye devam ediyoruz. İhtiyacı olan bize her konuda ulaşabilirler. Web sayfamızdan referanslarımızı, neler yaptıklarımızı hepsini takip edip istedikleri zaman hiç çekinmeden bize her türlü konuda ulaşabilirler. Evet. Biz de sunmuş olduğunuz kaliteli hizmetlerden ötürü Turgutlu Manisa'da bulunan Kryo Teknik firmasına ihtiyacı olan bütün izleyicilerimize buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınıza devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.